كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا وروائع القرآن جل الله في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضي عليك لا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ديه الله رسول عليه الصلاة والسلام bu şekilde kurut etmiştir musibet ve zelzelelerle ve buna benzer olan şeyler geldiği zaman kurut etmiştir Allah Resulü ve hâzihi hiye mes'ele fıkhiyye İşte bu fıkhi bir meselenin ta kendisidir diyor. فَإِذَا نَزَلْ بِالْمُسْلِمِينَ النَّزَالَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْعِي لَهُمْ حَتَّى تَنْكَشِفْ Müslümanlara musibet, Müslümanlara kıtlık, Müslümanlara azap indiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen o musibetin ve o da kıtlığın giderilmesi için dua ederdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve hâzel kunut meşru' ve bu kunut şer'i olan bir şeydir. Yani ne bid'attır ne bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat yapmış olduğu fiildir diyor. Fî kulli salavatin. Bazen Allah Resulü her namazda bu şekilde yapmıştır. Kemâ fil hadîs İbn Abbas radıyallahu anhuma ellezî revâhu Ahmed ve gayruhu. İbn Abbas'ın nakletmiş, rivayet etmiş olduğu hadiste ve Ahmed ve başkası rivayet etmiş bir hadiste diyor ki İlla enel fukaha rahmetullah aleyhim istesnu at-ta'un. Bakınız. Bu hadiste alimler, fakihler yani din adamları hakkıyla Rabbani olan alimler ancak nedir? İstesnu at-ta'un diyor. Hastalıktan istisna bir şekilde kunut yapmamayı yani cevaz vermediler. At-ta'un. Niçin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bela ve musibet geldiği zaman yani deprem olsun Müslümanlara her yönden saldırdıkları zaman Allah Resulü hemen namaza koşuyor ve kunut yapıyordu. Birçok namazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama burada aileler diyor ki istisna nedir? At-ta'un. Hastalık istisnadır. Niçin? Ve kalu la yaknutu lehu li'adam vurida zâlike ve kad veka'a fî ahed Umar radıyallahu anhuma lem yaknut. Çünkü Ömer radıyallahu anh döneminde bir hastalıktan dolayı ta'un oldu bir yerde. Yani bir hastalık ve Ömer radıyallahu anh çıkıp bunun için özel bir şekilde kunut duası yapmadı Ömer. Ve le'innehu şehâde. Bakınız işte sebebi bu. Çünkü hastalığından ölen olan bir kişi şehittir Allah'ın izniyle. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği zaman men kutile fî sebilillahi fehuve şehid. Kim Allah yolunda öldürülen? Şehittir. Kâlu ya Resulullah izen şuhada ümmeti izen lekalil. Yani bu ümmetin şahitleri sadece bu mu? Ve sayıyor Allah Resulü. Diyor ki men kutile fî sebilillahi fehuve şehid. Ve men mâte fî batnin doğum esnasında bir kadın öldüğü zaman fehuve şehid diyor. وَمَنْ مَاتَ ف۪ي غَرَقٍ Boğulma esnasında hani yüzüyorsun denizdesin ya da bir göldesin öldüğün zaman şehit. وَمَنْ مَاتَ ف۪ي الطَّاعُونَ Hastalık. Ama nasıl bir şehit? Adam beynamazsız bir şekilde yani Allah'tan uzak bir şekilde كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ وَأَخْبَرَهُ نَبِيُّهُ Yaşamıyor, idrak etmiyor, kavramıyor, tasdik etmiyor bir şekilde hastalıktan dolayı ölürse vallahi ne şehittir ne gazi. Gider. Şehit demek ki Allah'ın emir ve yasaklarını hakkıyla tatbik eden olan bir kişi eğer hastalığından dolayı sabrederse ya Rabbi bu hastalığı sen verdin sen alırsın sabrediyorum ey Allah'ım bunun sabrımdan dolayı mutlak manada beni mükafatlandıracaksın mutlak manada mükafatı veren sensin ey Allah'ım derse bu o kişi ölerse şehittir. Aynı şekilde bir kişi gölde, denizde boğuluyor, namazında, niyazında Allah'ın emir ve yasakları riayet ediyor ve boğulduğu zaman inşallah şehittir. Değil mi? İşte Allah Resulü bu şekilde diyor. İşte وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٍ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalıkta. İşte hastalıktan dolayı bu şehitlik mertebesi var diye
Ömer radıyallahu anh bu şekilde orada kunut yapmamıştır. Ama deprem olduğu zaman, bir afet olduğu zaman, Müslümanlar mudayaka olduğu zaman, yani kafirler tarafından sarıldığı zaman Ömer radıyallahu anh bu şekilde ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gitmişler. Ne yapmışlar? Kunut yapmışlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde olan nedir? Allahümme ehdine fîmen hâdeyt ve afine fîmen afeyt ve tevellene fîmen tevelleyt ve qina şerre mâ qadeyt fe inneke teqdî bil haqqi ve la yukdâ aleyk ve innehu la yuzillu men veleyt ve la yu'izzu men adeyt tebârekte rabbena ve te'aleyt felekel hamdu alâ mâ qadeyt nesteğfiruke ve etubu ileyk ilâ âkhir eddua. Bu şekilde bu sünnette var ettir. Ama bir kişi bilmiyorsa bunu ezberindeki olan dualardan yapması bir sakıncası yoktur. Caizdir. Fakat en doğrusu ve en mükemmeli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu yaparsa tam isabet etmiş olur. Çünkü ibadetlerin makbul olabilmesi için mutlak manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması gerekiyor. Çünkü o bizim için bir örnektir. Mesela bazıları ne yapıyor biliyor musun? Bazıları mesela innel